Herkese merhaba. Arkadaşlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bugün size uzun zamandır kullandığım ve çok memnun kaldığım ve herkesin de kullanmasını istediğim bir yumuşatıcı tarifim var. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Eğer belki birçoğunuzda olmayabilir, yani olacak diye bir şey de yok. Ben uzun süre gizlere karşı alerjik bir durum yaşadım. Kaşıntı problemi oluştu. Ve kullandığım her şeyi en doğal şekle getirmeye özen gösterdim. Artık arkadaşlar yumuşatıcı kullanmıyorum. Onun yerine şöyle size göstereyim. Bu kendi yaptığım bir sirke, temizlik sirkesi. Meyve kabuklarından oluşuyor. Çok pratik. Başka bir videomdan izleyebilirsiniz. Sirke yapımı oldukça pratik zaten. Ama beyaz sirkeyi de ya da normal sirkeyi de bu tarifim için kullanabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Şimdi öncelikle arkadaşlar bir fincanımıza hep kullanırken taze yapıyoruz. Yarım fincan kadar, biraz fazla oldu. Yarım fincan ölçümüz. İstediğiniz yağ olabilir. Bir fincanımıza sirkemizi koyup burada bir lavanta yağı var. Benim burada kendi yaptığım yağlar da var. Karanfil yağı, limon kabuğu yağı. Bunları da kullanıyorum. Yarım fincan için arkadaşlar yoğunluğunu nasıl istiyorsanız ben 5-6 damla kullanıyorum. Böyle bu damlatılmalı zaten. Bu kadar arkadaşlar. 5-6 damla ya da 3-5 damla bile yeterli. Doğal bir yumuşatıcı elde ediyorsunuz. Sevdiğiniz bütün yağlardan kullanabilirsiniz. Nane, lavanta, limon kabuğu yağı, vanilya, Hindistan cevizi. Burada karanfil yağı var. Yani hangi yağdan hoşnutsanız o yağı sirkenizin içerisine koyuyorsunuz. İşte bu kadar pratik ve yumuşatıcı gözüne makinenizin koyuyorsunuz. Hem çamaşırlarınız yumuşacık oluyor hem de çok hijyenik oluyor. Kesinlikle öneririm. Kimyasala son diyorum. Kendi yumuşatıcınızı kendiniz bu şekilde yapabilirsiniz. Tarifimi denemeyi ve yorumlar kısmından görüşlerinizi yazmayı unutmayın lütfen. Beğenileriniz, destekleriniz daha çok kitleye ulaşabilmem için benim için çok önemli. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevdiklerimle videolarımı paylaşmayı unutmayın lütfen. Görüşmek üzere. Ayrıca bildirim zilini açarsanız bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın.